Cem, başka bir şey olmadığına eminsin değil mi? Ay, tuvalete gitmek istiyorum öğretmenim. Buket'in bu hali dersine çalışmadığında sözlüğe kalktığı gibi. Bunda kesin bir iş var. Afiyet olsun. Suzancığım, hala mı o bebek resimlerine bakıyorsun? Arkadaşım sık sık bak dedi. Ben de aklıma geldikçe bakıyorum. Hem ne kadar çok bakarsam benim çocuklarım da aynı bu bebeklere benzer. Ay, yoksa kafeye yeni müşteri geldi de ben işimi ihmal ettim de onun için sen bana öyle baktın da ben kötü duruma mı düştüm? Ay yok canım, telaşlanma, öyle bir şey yok. Zaten kafede müşteri az, ben idare ediyorum. Sen keyfine bak canım. Buyurun Betüş Kafe. Aa Özlem Hanım. Ben iyiyim, teşekkür ederim, siz? Yoo, hiç haberim yok. Aa, ben şimdi evi arar durumu öğrenirim. Size de bilgi veririm, teşekkür ederim. İyi günler. Hadise mi var? Çilek, karnım ağrıyor demiş, çantasını toplamış, teneffüste çıkmış, eve gitmiş. Ay, çok geçmiş olsun. Kaan'la çıkmışlar. Onun da karnı ağrıyormuş. Ay. Zehirlenmişler mi yoksa? Bilmiyorum, şimdi öğreniriz. Ay telaş etme hayatım, Çilek yolu biliyor zaten. Hem hocası seni şimdi aradığına göre teneffüs de yeni bitmiş demektir. O eve gider zaten. O peri, bir saniyede okuldan eve döner. Dönmediğine göre başka bir durum var demek ki. Yok, bak Firuze telefonu açmıyor. Benim hemen eve gitmem lazım Sultancığım. Bu işin altında ne var öğrenmem lazım. Ay telaş etme hayatım. Bir şey öğrenirsen bana da haber ver, olur mu? Tamam, haber veririm canım. Aa Suzan, kafe sana emanet canım. Tamam, hoşçakal. Tamam, merak etme. Hadi güle güle, hadi. Şişt, anne olmak böyle bir şey. Her dakika sorun, her dakika sorun. İnşallah kötü bir şey yoktur. Sen de mi böyle yapacaksın? İdepsiz, ah. Ah, merhaba Betüş'cüğüm, nasılsın? İyi sayılırım Perihan teyze. Kusura bakma, seninle pek konuşamayacağım. Hemen eve gitmem lazım. Bir sorun mu var kızım? Sayılır. Ah, ben de seninle geliyorum o zaman. Peki, hadi gel. Ayağınıza sağ ol. Sağ ol Firuzeciğim. Güle güle. Olamaz. Siz gökten indiniz. Hayır, hayır. Evet, gözlerimle gördüm. Yok Mehve dedeciğim, bakın ben anlatayım. Abi! Sakın kıpırdamayın bir yere. Abi! Ah halacığım, ah halacığım ya. Bugünümü buldun Allah. Her tarafım et kesti. Kıpırdayamıyorum ki. Sen de 40 yılın başı dışarı çıktın herhalde. Giremiyorsun şimdi değil mi içeri? Anahtarı unutmuşsundur. Abi! Geldim Allah, geldim. Ah geldim, tamam. Geldim Allah, geldim Allah, geldim. Ah. Allah, Allah, Allah. İstemiyorum çocuk, çocuk öldüm be. Of. Geldim Allah, geldim. Efendim Allah. Haklıymışsın. Bunlar periymiş. Ne dedin ne? Gördüm, gördüğümü gördüler. Artık sana inanıyorum. Aman Allah, artık bana inanıyorsun değil mi? Aman orada Allah, sonunda bana inandın halacığım. Bak sen de gördün değil mi? Oh, oh. Ne yapmalıyız? Unutturma sihri yok. Kimseye bunu yapmayacağız. İçinden bir ses eve çıkana kadar zaten gördüklerini unutacak diyor. Belki de en iyisi. Çok haklısınız Mehve teyzeciğim. Eve girebilir miyiz? Bugünü de gördüm ya. Ölsem de gam yemem artık. Peri gördüm. Avni'nin yanına gidiyorum, ben de oynayacağım. Buyurun, buyurun, bebeğim, buyurun. Hoş geldiniz Betüş Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırdır, sinirli gibisiniz, bir şey mi oldu? Yok, hiçbir şey olmadı. Aa, Çilek eve geldi mi? Ah, yok canım, bu saatte niye gelsin? Gelmesi lazım Firuze. Gelmesi lazım çünkü Kaan'la okuldan kaçmışlar. Ne? Okuldan mı kaçmışlar? Ay bu çocuklar niye böyle şeyler yaparlar bilmem ki. Ben bilseydim bu
bir şey. Okula bakar. Önemli bir şey yok Firuzacığım. Sakin ol. Sihirli aynadan bakalım. Bence de. Firuze, biz yatak odasındayız. Birkaç yere telefon edeceğiz canım, tamam mı? Tamam, ben gelir gelmez size seslenirim. Bu çocuklar niye böyle şeyler yaparlar bilmiyorum ki. Ne zaman akıllanacak bu çocuklar? Ay, bu Betüş Hanım da ne kadar rahat davranıyor. Çocuklar okuldan kaçmış. İnsan böyle sakin olabilir mi? Bazen hayret ediyorum. Abi telefon mu açsam? Bir şey. Vallahi de gördüm. Billahi de gördüm. Seni gördüm. Seni. Varmışlar. Ay gözüm sağ olun. Vallahi de gördüm. Billahi de gördüm. Seni gördüm. Bugün varmışlar. Varmışlar. Ay belki bir haberdir, açayım mı? Aç tabii, aç hemen. Alo, Betüş Hanım'ın evi, buyurun. Firuzeciğim, ben açtım canım, teşekkür ederim. Buyurun Simge Hanım. Ne? Aman yarabbi. Firuze. Pardon Betüş Hanım, pardon. Aradığınız için çok teşekkür ediyorum Simge Hanım. Ben hemen gelir alırım şimdi onu, teşekkürler. Kim? Ne oluyor ayol? Kaan'ın annesi. Çilek onlara kaçmış. Aa. Hadi Feryan teyze, gel gidip şunu alalım. Hadi hadi, hemen gidelim kızım. Şu bücürün yaptığına bak hele. Yok böyle olmaz Betüş Hanım'a. Söyleyeceğim, cezasız bırakmasın bu hareketini. Ağzım bir karış açık kaldı. Ne diyeceğim, şaşırdım Betüş Hanım ya. Evet, evet Yurucuğum, aynen ben de öyle. Ama çilek bu işte, sağ solu belli olmuyor. Sen merak etme, biz şimdi gidip onu alacağız, geleceğiz. Tamam, hoşça kal. Ben de gitmeyeceğim, eve bekleyeceğim burada. Bakalım nasıl açıklayacak durumu. Hadi hoşça kal. Yo, bu böyle devam etmez. Betüş Hanım bu seferinde de bir şey yapmazsa ben asacağım kulaklarından tavana. Biraz uzaklaşalım da öyle sihirli gidelim. Şiştiniz mi? Ay, acaba unutmuş mudur? Ama gördüğüm kadarıyla hiç de unutmuşa benzemiyor. Ben unutacağından eminim Betüş. Şimdiye kadar hiçbir şey yarım saatten fazla hatırlamadı. Hem mecbur kalmadıkça sihirli unutturmak istemiyorum. Doğru gelmiyor bana. Hadi, hadi gidelim. Vallahi de gördüm. Neydi o sarışın olanın adı? Burcu. Ha? Burcu'yu kara listeye aldık bir kere. Sonra Gökçin vardı, İknur vardı, bir de Serap. Bir de Melis vardı. Şişman olan, hani esmer olan. Tamam, onu da kara listeye aldık, göreceksin. Bak anneannen hepsini uykusunda zift karası yapacak. Sağ olan anne, sen bir taneciksin. Tabii bir taneciyim ya. Oo, kimleri görüyorum? Nereye böyle? Çok acelemiz var anne, sonra anlatırım. Asıl sen nereye? Toprakla kreş vaktinde. Acil bir durum vardı. Sonra anlatırım. Önemli değil. Gidelim. Bir yere gidemezsin Dudu. Betüş'üm, sen çileyi almaya yalnız gider misin? İçimden bir ses Dudu'nun peşinden koş diyor. Aynı ses bana da aynı şeyi söylüyor Feryan teyze. Ben yalnız giderim, sen merak etme. Hadi bakalım Dudu, doğru şatoya. Oh be, yaşa Perihan. Ben de sana seslenmenin yollarını arıyordum. Ne oldu Taceddin? Birincisi, toprak Eda'yı gökyüzünde dondurmuş. Ne? İkincisi, sanırım Dudu toprağın kreş arkadaşlarını zenci yaptı. Henüz değil ama kara listem tamam. Dudu, hemen şimdi neler karıştırdığını bilmek istiyorum. Şimdi! Buyurun kardeşim, gelin şöyle. Biz geldik Firuzeciğim. Hoş geldiniz Sadık Bey, neler oldu bir bizde? Ne oldu? arkadaş laptopa bakmaya geldi. Cem'in odasını gösterip hemen geliyorum, tamam mı? Buyurun şöyle geçin, şöyle. Aman halacığım, bugün bayram. Dönerme ağrı girdi.
Oturacağım acık şöyle. Tamam otur halacığım, otur. Ben oturmayacağım halacığım, ben oturmayacağım. Ben oynayacağım sabaha kadar, oynayacağım halacığım. Bugün benim için bayram. Her tarafım et kesti ama yine de oynayacağım. Halacığım, bugün bana bayram. Sen perileri gördün ya, başka bir şey istemiyorum. Oh. Anne. Bu ne hal? Suzan hoş geldin Suzan. Suzan sana bir sürpriz. Şimdi halam sana bir şey anlatacak, gel gel. Bu anlatacağı şeylerde benim hiçbir katkım yok. İnan hiçbir şeyi ben söylemedim. Hepsini kendi gördü. Sor bakalım bugün kimleri nasıl görmüş diye. Halacığım hadi sen de anlat şu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.